Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün yeni nesil Bosch 10 kilogramlık çamaşır makinesinin ürün tanıtımını yapacağız. Yeni bir ürün. Tüketiciler yeni buluştu. En önemli özelliklerinden bahsedeyim. Bir kere makine artık 10 kilogram çamaşır yıkayabiliyor. Tambur hacmi sınıfının en genişi 68 litre. A++++, yani 3 artılı bir ürün. Şimdi kısaca cihazımızı tanıtırsak eğer, yeni özelliklerinden bahsedelim. Bir önceki seriye göre ne avantajları var onlardan bahsedelim. Bir önceki serimiz 9 kiloydu. Yeni makinemiz 10 kiloya çıktı. 1200'de bir yine bir makine. Bir önceki seri VGA 142X'e çok benziyor. Yeni bir yuvarlak düğmemiz var, yeni tasarım. Bu düğmenin dışında kontrol paneli de yeni tasarlandı. Kufa bir tık büyüdü. Gördüğünüz gibi tambur hacmi de diğerlerinden daha geniş. Kısaca bilgi vermeye başlayacak olursak, çamaşır makinemize çamaşır koyduktan sonra burada bir program düğmemiz var. Bu program düğmemizden çamaşırlarımızın türüne göre seçim yapıyoruz. Öncelikle birinci programımız pamuklu. Pamuklu çamaşırlarımızı iki alternatifle yıkayabiliyoruz. Bir pamuklu, ikincisi Eco 40-60 diye ikiye ayrılmış bir ürünümüzde. Renkleri de hemen altındaki programda yıkıyoruz. Burada. Fark ettiyseniz pamukluyu normal seçtiğim zaman süre 3 saat 15 dakika. Eco 40-60 olarak seçersem 3 saat 50 dakika. Renkleri seçtiğim zaman 4 saat 45 dakika oluyor. Yıkama süreleri uzun. Uzun olmasının sebebi yıkama süresi arttıkça makinelerimiz daha az enerji harcıyor. O yüzden zaman ile enerji ters orantılı oluyor bu cihazlarda. Sentlik çamaşırlarımızı burada yıkıyoruz. Yünleri burada yıkıyoruz. Yünler 41 dakika civarında sürüyor. 2 kilodan fazla çamaşır koyamıyorsunuz. Makinemiz çamaşır takma özelliği yok fakat yıkamaya başlamadan önce ne kadar çamaşır koyacağınızı size ekranda uyarabiliyor. Mesela pamuklarda bu 10 kiloyken gördüğünüz gibi yünlerde 2 kiloya düşebiliyor. Yünleri yıkarken bakın şurada bir el işareti var. Bundan anlamı şu, makine yünleri yıkarken daha nazik yıkamak zorunda. Çünkü yünler diğer çamaşırlar gibi yıkanırsa yünlerin desine hasar görebilir. Dolayısıyla yünleri yıkarken makine 2-3 tur döndükten sonra gazan 5 dakika hiç hareket etmeden bekler. Bu gayet normaldir. Herhangi bir arıza değildir bu. 30 dakikalık hızlı yıkamamız var. 4 kilogram çamaşır yıkayabiliyorsunuz burada. 15 dakikada yıkasın derseniz eğer en sağdaki Speed Perfect düğmesine basmanız yeterli olacaktır. O zaman süreyi 15 dakikaya düşürüyor. Tambur temizleme programı var. Bu program servisten alacağınız tambur temizleme ilaçlarıyla makineyi ortalama 3 ayda bir ya da 6 ayda bir çalıştırmanız gerekir. Bu sayede makinenin kazanı temizlenmiş oluyor. Bunu yaparsanız hem çamaşırınız daha hijyenik bir şekilde yıkanır hem de daha temiz çıkar. Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de çamaşırdaki kirler tamburun içine yapışıyor. Bu zamanla çamaşırlarınızın temiz yıkamasını engelliyor. O yüzden bu programı mutlaka kullanın. Narin ipek, yorgan, alerji plastiği dediği, özellikle bebek eşyaları yıkanıyorsa ya da deterjana karşı alerjiniz varsa bu programı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Özel gömlekleriniz ve bluzlarınız varsa da onlar için de ayrı bir program var. Bu tür çamaşırlarınızı da tam burada yıkayabilirsiniz. Şimdi biz evlerimizde en çok yıkadığımız çamaşır türü pamuklar oluyor. O yüzden şimdi ben size pamukları bir anlatayım. Beyazları koyduk, pamukları getirdik. Düğmeyi sağa çevirdim. Bu düğme sadece cihazı açmaya ve kapamaya yarar. Başka herhangi bir şekilde bir özelliği yoktur. Yıkama esnasında dönüp de kapalıya gelmez. Program bitimine kadar hep aynı yerde kalır. Ben pamukları seçtikten sonra ekranda bazı işaretler çıktı gördüğünüz gibi. 40 derece dediği sıcaklık oluyor. Makine otomatik olarak 40 dereceyi ayarlayabiliyor.
Fakat siz bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştireceksiniz? Sıcaklık tuşuna bastığınız sürece derecemiz değişiyor gördüğünüz gibi. 90 derece, 60 derece, 40 derece, 30 derece, 20 derece ve soğuk su seçeneği var. Sıkma devri 1200'de bir. Bunu da isterseniz değiştirebiliyorsunuz. 1800, 600, 400 diye değişebiliyor. Deterjanı genellikle her zaman için sola koyuyorsunuz. Eğer sıvı deterjan kullanıyorsanız buradaki aparatı aşağı indiriyorsunuz. Bu şekilde. Yumuşatıcıyı buraya koyuyorsunuz. Koyduğunuz yumuşatıcı miktarı maksimum sınırı geçmiyor. Bu önemli. Eğer fazla koyarsanız ilk su aldığı anda bütün yumuşatıcıyı götürür ve bu sefer makine yumuşatıcı almıyor şikayetiniz olur. Boğazı temizlemek için bu şekilde bunu çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Takarken de basit bir şekilde şu deliğe oturtuyorsunuz. Ön yıkama yapacağınız zaman da deterjanı hem buraya hem buraya koyuyorsunuz. Fakat makinede ön yıkama yapacağınız zaman deterjanı iki tarafa koyduğunuz zaman ekrandan da bir ayar yapmanız gerekiyor. O da bu ön işlem düğmesi. Bu düğmeye bir, iki kere basarsanız ön yıkamayı aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Bir kere basarsanız eğer bu işaret çıkıyor. Bu işaretin anlamı da çamaşırları suda bekletme işareti. Çok kirli çamaşırlarınız varsa ve bunları suda bekletmek istiyorsanız başlat düğmesine basmadan önce buradan ön işlem düğmesinden ilk işareti seçiyorsunuz. İlave durulama. Bu ilave durulamayı ne zaman kullanabilirsiniz? Bebek eşyaların yıkanıyorsa kullanabilirsiniz. Deterjana karşı alerjiniz varsa ekstra bir kez daha durulama yapsın derseniz kullanabilirsiniz. Artı 1, artı 2, artı 3 kez durulama var. Bu cihazlarda yine bir özellik. Diğerlerinde sadece bir kez durulama seçebiliyorduk ama bunlarda 3 kez artı 3 kez durulama ayarlanabiliyor. Kolay ütüleme. Kolay ütüleme düğmesi genellikle biz bunu gömlek ve bluzlarda daha çok etkili olan bir düğme. Buna bastığınız zaman devri 1200'den 800'e düşürüyor. Yani sıkma devrini azaltıp çamaşırların çok sıkmasını, kırışmasını engelliyor. Ve aynı zamanda makine son 1 dakika kala çamaşırı içinde sağa sola döndürüp açılmasını sağlıyor. Bu sayede ütüye daha hazır hale geliyor çamaşırlar. Kalan süre düğmemiz var burada. Bu düğme ne işe yarıyor? Özellikle çalışan bayanlar varsa çamaşırını yıkayıp çamaşır makinesini çalışıp evden gitmek istemiyorlar. Çünkü 6 saat 7 saat çamaşırların makine içinde kalmasını istemiyor çoğu bayan. Buradan makinenin bitiş zamanını ayarlayabiliyorlar. Buraya bastığım zaman şu an 5H çıktı. Bunun anlamı şu. Makine diyelim ki kaç saat yıkıyor? 3 saat 15 dakika yıkıyor. Buna bastığımda bura 3,5-4 diye zaman erteleyebiliyorum. Ama şu anlamıyla buradaki 4 saat sonra bitsin. Diyelim ki sizin makine 3 saatlik bir yıkama programı seçtiyseniz o zaman makine 1 saat bekliyor. 1 saat sonra yıkamaya başlıyor. Toplam 4. saatin sonunda yıkamayı bitirmiş oluyor. Yani buradaki zaman erteleme olayı bitiş zamanını ayarlıyorsunuz. Bu kadar saat sonra çalışsın değil, bu kadar saat sonra bitsin ayarlıyorsunuz. Eğer buradan biz buna 5 seçseydik, makine 2 saat sonra çalışacaktı. 3 saat yıkamayı yapıp toplam 5. saatin sonunda yıkama bitirmiş olacaktı. Bu çok karıştırılıyor. Burada ayarladığınız zaman bitiş zamanıdır. Şimdi bir de Speed Perfect düğmemiz var burada. Bu düğme ne işe yarıyor? Dedim ki biz bir program seçtik. 3 saat 15 dakika dedi. Çok uzun geldi bu süre. Sizin makinenin daha hızlı yıkamasını istiyorsunuz. O zaman buna basabilirsiniz. Buna bastığınız zaman süre yarı yarıya düşüyor neredeyse. Fakat çamaşır miktarı da yarı yarıya düşüyor. 10 kilogram değil de 5 kilogram çamaşır koymanız gerekiyor artık. Daha fazla koyarsanız ne olur? Temiz yıkamayabilir. Çamaşırları yıpratabilir. O yüzden çamaşır makinesi ekranı size ne kadar çamaşır miktarı koymamızı söylüyorsa
Onlara uymamız gerekiyor. Hem daha temiz yıkaması için hem de çamaşırların zıplamaması için. Burada başlat düğmemiz var. Bu düğmeye tüm ayarları yaptıktan sonra basmamız gerekiyor. Fakat bu düğme buradaki düğmelere nazaran biraz daha sertçe basılması gerekiyor. Bu bir aslında emniyet açısından korunmuş bir durum. Yani bunlar gibi rahat bir şekilde basılmıyor. Sert bir düğme. Birazcık bastırıp o şekilde devreye giriyor. Kapıyı kilitledi makinemiz. Çat diye gördüğünüz gibi. Makineyi çalıştırdık diyelim. Makine çalıştıktan sonra su alması gerekiyor. Su alıp dönmeye başlayacak. Fakat bu makinelerde suyu hemen almıyor. Suyu bir dakika sonra alıyor. Buradaki amaç da çamaşırın kazan içinde bir müddet sağa sola dönük açılması oluyor. Bu düğmeye tekrar basarsam kapak açıyor bize, hemen açıyor. Buradaki amaç da unuttuğumuz bir çamaşır varsa ekleyip tekrar kapatıp bastığımızda başlat düğmesine yıkamaya devam edecektir. Bu da güzel özelliklerinden biri. Yani unuttuğunuz bir çamaşır varsa ilk 3-4 dakika içinde makineyi durdurup o çamaşırı geri koyabiliyorsunuz. Bir önceki seride de vardı. Bunda da var. Leke çıkarma fonksiyonları. Zor lekeler için fonksiyonlar konulmuş. Bu zor lekeler nedir? Diyelim ki bizim çamaşırımızda ruj lekesi ya da makyaj malzeme lekesi diyelim biz buna. Var ise, kan lekesi var ise, çay lekesi, çimen lekesi var ise ya da çay kahve lekesi var ise bunları en baştan seçmemiz gerekiyor. Bunları seçtiğimiz zaman makine buna göre hem yıkama süresini uzatıyor hem tambur dönüş hızını değiştiriyor ki bu zor lekeler çıksın diye, aklınızda olsun. Genel anlamda kısa bir şekilde bahsedecek olursak burada bir düğmemiz var. Sağa ve sola dönebiliyor. İstediğimiz fırın buradan seçiyoruz. Ekrandan tüm ayarları yaptıktan sonra en son başlat düğmesine basıp cihazı çalıştırıyoruz. Süre geri geri sayacak. Zaman dolduğunda makine bize sesli bir alarm verecek. Çamaşırlarımızın yıkaması bitti diye. Alarm verdikten sonra da siz bu siyah çizgiyi kapalıya getirip kapağımızı açıp çamaşırlarımızı alabileceksiniz. Makinemiz de çalıştıktan sonra bir de çocuk emniyet kilidimiz var. Yani bu çocuk emniyet kilidi özellikle evde çocuklarınız varsa, makineyi çok kurcalıyorsa, yıkama esnasında makineyi durup tekrar başlatmak istemiyorsanız bu çocuk emniyetini makine çalışırken aktif hale getirebilirsiniz. En önemli özelliği makinenin çalışıyor olması gerekiyor. Yani makine çalıştıktan sonra kolu ütüleme ve kalan süre düğmelerini 3 saniye basıp tuttuğum zaman ekranda kilit işareti çıkıyor ve cihazımız çocuk emniyet kilidi aktif hale gelmiş oluyor. Bu iki tuşa tekrardan 3 saniye bastığım zaman çocuk emniyet kilidi ortadan kalkıyor. Bu çocuk emniyet kilidi özellikle evde çocuk varsa, makinenizi çok kurcalıyorsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu düğme bir kere çevrildiği an en başa dönmüş oluyor program. Bu da sizin için biraz zor olabilir. En altta bir pompamız var. Bakın burada bir altta bir kare kod var. Eğer kare kodu okutursanız pompa temizliği nasıl yapılıyor onu size telefonunuz gösterecektir. Bu da yeni bir özellik. Kare kod özelliği. Çamaşır makineniz ekranında E18 ya da E36-10 hataları verirse pompayı temizlememiz gerekecek. Pompayı nasıl temizleyeceğiz? Önce bu kapağı açacağız. Ben bu pompa kapağını açmadan önce sizden şunu yapmanızı rica edeceğim. Şuradaki siyah altındaki tapayı çıkardığınız zaman bir tasının altına koyun. Neden? Çünkü her zaman içinde bir miktar su oluyor. Tasının altına koyarsanız buradan çıkan su en azından yeri ıslatmayacaktır. Bu suyu bir miktar aldıktan sonra çamaşır makinenizin bu kapağın altına bir de bez serin. Çünkü buraya açtığınız zaman da takdirde bir yarım bardak su gelecek. Yerleriniz parke olabilir.
halı olabilir, ıslanmasını istemiyor olabilirsiniz. Mutlaka altına bir bez serelim. Daha sonra bunu sola doğru çevirip, yani saat yönünün tersine doğru çevirip açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir miktar su geldi. Bıraştıktan sonra elinizle bunun içini temizliyorsunuz. Daha sonra göz ile kontrol edip içinde herhangi bir şey var mı yok mu ona bakıyorsunuz. Varsa onları çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu kapağı tekrardan yerine doğru koyup ittirerekten çeviriyorsunuz. Sonuna kadar sıktıktan sonra tekrardan kapağımızı yerine takıyoruz. Ve eski halini geri getiriyoruz. Yeni bir ürün. Enerji sarfiyatı çok düşük. Su çok az harcıyor. Ve en önemlisi 10 kilogram. Bu çok önemli. Bugüne kadar 5, 6, 7, 8, 9 diye gitmişti. 10 kilogramımız hiç yoktu. Artık yine 10 kilogram çamaşır makinemiz sağda. Elimizden geldiğince biz bu cihaz hakkında bilgi vermeye çalıştık. Tüm özellikleri anlatmaya çalıştık. Umarım sizler de bizi dinledikten sonra bu makineyi tercih edersiniz. Ya da bu makinede yaptığınız kullanım hataları varsa düzeltmiş olursunuz. Hepinize iyi günler.